Mesajcılar, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Federasyon Konseyi'nde hitap ediyor. Hemen oraya dönelim, ardından devam edeceğiz. Özellikle son dönemlerde fevkalade ciddi, önemli ilişkiler gelişmektedir. Türkiye ve Rusya tarihsel olarak aynı bölgenin iki büyük tarihi mirasına sahip olan milleti olarak, aynı coğrafyada stratejik önemi haiz iki ülke olarak, önümüzdeki dönemde dünyanın birçok meselesine zaman zaman farklılıklar yaşansa da ortak bakış açılarına sahip olan iki stratejik ortak olarak ilişkilerini fevkalade ciddi şekilde geliştirmektedir. Bu ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinde iki ülkenin vizyoner liderleri Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'in dostane ilişkiler kurma, yakın çalışma konusundaki samimi arzularının da fevkalade büyük katkısı olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca bizim bu ziyaretimizle birlikte iki ülkenin parlamentoları arasında parlamenter diplomasinin imkanlarını kullanarak ilişkilerin geliştirilmesi bakımından da değerli bir katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Değerli dostlar, dünyanın fevkalade büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı, yeniden oluşların yaşandığı, iki ülkenin parlamentoları arasında parlamenter diplomasinin imkanlarını kullanarak ilişkilerin geliştirilmesi bakımından da değerli bir katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Değerli dostlar, dünyanın fevkalade büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı, yeniden oluşların yaşandığı, dünya sisteminin önemli değişimleri, tecrübe ettiği değişimleri yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Her şeyden evvel bütün bu sorunların hepsine barış, güvenlik, istikrar ve kalkınma perspektifiyle bir takım çözümler üretmek mecburiyetindeyiz. Çünkü insanlık tarihi bize gösteriyor ki barış yoksa güvenlik yoktur. İstikrar yoksa kalkınma yoktur. Bu dördü birbiriyle irtibatlı olan konularda Türkiye olarak her zaman barışı, güvenliği, istikrarı ve kalkınmayı uluslararası ilişkilerde de önemli bir hedef olarak önümüze koymuş olan bir ülkeyiz. Yaşadığımız dönem hiç şüphesiz tarihi bir gelişmeye şahitlik etmektedir. Nasıl 1990'ların başında Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte iki kutuplu dünya sistemi geride kaldı ve 45-90 arasında devam eden o soğuk savaş dönemi sona erdiyse, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesiyle birlikte yeni bir dönemde başlamıştır. Bu dönemin en temel özelliği çok kutupluluktur. Türkiye olarak çok kutuplu yeni dünyanın kuruluşunda bölgesel ve küresel yeni güç denklemlerinin kurulmakta olduğunu, bu güç denklemlerinde barış ve istikrar ekseninde yeni yaklaşımların gerçekleştirilmesi gerektiğine inanan bir ülkeyiz. Bu çerçevede önümüzdeki Ekim ayında Kazan'da gerçekleştirilecek olan BRICS toplantısının da bu çok kutuplu dünya düzeninde kurulmakta olan yeni düzende önemli bir adım olduğunu görüyoruz ve Türkiye olarak BRICS'in yeni bir barış perspektifine sahip olmak bakımından çok değerli bir enstrüman olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede Türkiye'nin BRICS'e üyeliği, Türkiye'nin mevcut üyeliklerine bir alternatif, onların karşısında bir teşebbüs değil, tam tersine Türkiye'nin dış politikadaki gücünü artıracak yeni bir argüman, yeni bir enstrüman olarak telakki edilmektedir. Bu çerçevede bölgemizdeki sorunlardan sadece ikisine işaret ederek özellikle güvenlik ve istikrar konusundaki fikirlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzunca bir süredir Rusya-Ukrayna arasındaki krizin artık sadece iki ülke arasında bir kriz değil, maalesef bölgesel ve küresel bir çatışma potansiyeli taşıyan önemli bir sorun haline geldiğini görüyoruz. Türkiye olarak başından itibaren bu meselenin barışçıl yollarla çözülebilmesi için her platformda inisiyatif almayı uygun gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Sayın Putin'le birlikte işbirliği içerisinde gerçekten bu süreçlerde önemli bir barış yaklaşımı içerisinde olduklarına şahit olduk. Hepinizin bildiği gibi
Dolmabahçe'de neredeyse iki ülke son imzaları atarak barışı gerçekleştirme noktasına gelmişti. Ancak bu krizin devam etmesinden medet umanlar, bu krizin devam etmesini kendi milli menfaatleri için uygun bulanlar bu savaşın bitirilmesini istemediler. Ümit ederiz ki en kısa zamanda yeniden bir barış masası kurulur. Türkiye olarak her platformda dile getirdiğimiz bir konuyu burada da ifade etmek isterim. Rusya'nın içinde olmadığı hiçbir barış müzakeresinin sonuç alması mümkün değildir. Dolayısıyla bu krizin taraflarından birisi olan Rusya'nın da barış masasında oturması, barışın sağlanabilmesi için önemli yaklaşımlardan birisi olacaktır. Bir diğer konu ise hepimizi yürekten sarsan ve Türkiye, Rusya olarak her iki ülkenin de hemen hemen ortak yaklaşımlara sahip olduğu bir yıldır devam eden Gazze'deki gelişmelerdir. Maalesef bütün insanlık büyük bir sınavla karşı karşıyadır. Bu süre içerisinde Batı dünyasının İsrail'in saldırganlığına sonuna kadar destek verdiği ve uluslararası standartların hemen hepsinin ayaklar altına alındığı bu soykırım karşısında sessiz, hala hatta teşvikkar davrandığını biliyoruz. Bu insanlık adına işlenmiş büyük bir suçtur. Bu suça Gazze'de akan masum insanların kanına karşı çıkmak ve İsrail'in saldırgan hükümetini, saldırgan yaklaşımlarını durdurmak mecburiyetindeyiz. Çünkü nasıl Rusya-Ukrayna arasındaki kriz gelişme ve yayılma potansiyeli taşıyorsa, Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü, sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da sürdürdüğü ve artık taşınamaz hale gelen bu insanlık suçları ve katliam politikası yayılma potansiyeli seyretmektedir. En son Lübnan'da sivil insanlara karşı işlenen suç, insanlığın artık hayal bile edemeyeceği bir noktadadır. Bu siber suçlar İsrail'in suç defterini iyice kabartmış ve bardak taşmıştır. Bir an evvel bütün ülkelerin Orta Doğu'da barışın sağlanabilmesi için Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan, Uluslararası Adalet Divanları'nın kararlarını hiçe sayan, ben uluslararası adaleti takmıyorum, tanımıyorum diyen bu İsrail hükümetine artık dur deme vakti gelmiştir. Bu sadece Filistinlilerin meselesi değil, mazlumlardan yana olan, haktan yana olan, adaletten yana olan herkesin ortak sorumluluğudur. Bu çerçevede Türkiye ve Rusya arasında Filistin meselesinin çözümünde de ortak yaklaşımlar olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Nitekim Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas 13 Ağustos'ta Rusya ziyaretinin hemen arkasında Türkiye'yi ziyaret etmiş ve 15 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamenterlerimize hitap ederek Filistin davasını anlatmıştır. Şunu çok açık ve net söylemek isterim. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'na başvurusuyla birlikte hem İsrail için hem Filistin davası için yeni bir dönemin başlangıcı gerçekleşmiştir. Bundan sonra hiçbir şey İsrail için eskisi gibi olmayacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.